Verilen saati dediler. Sen saati ne yapacaksın Almanya'da dediler. Saatim elimden aldılar. Anam dövünüyor illa. İlla gitme yavrum diyor, gitme. Almanya'da diyor gidenler diyor sabun yapıyorlarmış diyor. Sen gitme diyor. Evin büyükleri cebime 50 lira 10 lira koyup da şu sana haçlık olur diye bana para vermediler. Ben kendim hırsızlığından çarparak gittim ben. Ben oraya dürüst olarak gördüm. Hala da dürüst biliyorum. Orada şimdi Almanya'dan gelsem burada 20 sene geçse 10 kuruşun kalsa kağıt geliyor ki burada 10 kuruşun var diye. Burada öyle bir şey göremiyorum ben. Akçı falan diye bir görsem de sevsem diyordum bak. Hani gurbette adamlar en sevmedi diye konuşmadığı insanlar bile çok yakın geliyor insana. Buraya geliyorum, bakıyorum ki o umduğumu bulamıyordum ya. Daha çok aradım yani. O uçağa binmeleri, inmeleri, oranın üzümü mesela, Necmen mi vardı, Şevket'e mi vardı? Oranın üzümü nasıl diye sorardı. Şevket'e mi, oranın üzümünü dedim, ağzına sığmaz, bıçağına keseceğim dedim. Vay anasını vay, sayın lan derdi. Bizim Türklerin barışık olduğu insanlar, samimi olduğu insanlar, Yunanlarla çok bağdaşırlar. Halbuki devletler arasında Yunan bizim düşmanımız sayılıyor. Almanya'da en iyi Türklerin anlaşabildiği, sevdiğimiz komşumuz Yunanlar. Hasretlik, herkes karısının kızının için ölüyorlardı, geberiyorlardı. Geldiler şimdi eyvah diyorlar, şimdi dillerine diyorlar. Ne bok yedin de geldim diyorlar. Hani Almanya devası çıktı, ben o zaman askerdim. Dış kapıda askerdim bu mevki hastanesinin yanında. Dediler ki Almanya'ya dediler, yazılıyorlarmış, çıkıyor Almanya'ya gidiyormuş dediler. Ben de orada daha askerliğim bitmeden oraya gittim, yazıldım. Ondan sonra köye geldim, bir hafta, iki hafta kaldım. Hemen kağıt da çıkmış ve bana geldi bizim köyde bir Ahmet var. O getirdi, bana getirdiği kağıdı verdi. Ben dedim bir gideyim bakayım nasılmış dedim. Doğru Almanya'ya gittim. Neden gittim? Burada iş güç çoğaldı. Para yok, pul yok. Hırsızlık, hayırlık vardı. Anam dövünüyor illa. İlla gitme yavrum diyor, gitme. Almanya'da diyor gidenler diyeyim sabun yapıyorlarmış diyor. Sen gitme diyor. Ben de dedim ki ya sabun yapıyorlarsa dedim sabunun dedim elin alın. Benim kokum olur. Ondan yıkarın dedim. Beni buradan alakardı. Daha yani o zaman kar çok yağardı biliyor musun? Dördüncü ayda ama daha alakardı. Böyle hani tam kurtların koyun alacak zamanıydı. Büyük kardeşim Hacı ile Ergül beraber at arabasıyla buradan bindirdiler. Gocaşı'ya gittik. Gocaşı'ya gidince benim saatim vardı kolumda. Verilen saat dediler. Sen saati ne yapacaksın Almanya'da dediler. Saatimi elimden aldılar. Halbuki saat bana lazım ya. Otobüs bekleyeceğim. İşe gideceğim değil mi yani? Saatime lazım. Saatimi de aldılar. Oradan bindik Ankara'ya gittik. Ankara'da zaten miyandolarken böyle titir yok. Oradaki adamlar kimisi çürük çıkıyor, kimisi bilmem ne oluyor. Paramı da istiyorlar. Para yok ha. Cebimizde para ne arasın? Hiç benim yani buradaki evin büyükleri cebime 50 lira 10 lira koyup da şu sana haçlık olur diye bana para vermediler. Ben kendim hırsızlığından çarparak gittim ben. Yine bunu da söyleyeyim yani. 5 kuruş para vermediler. Almanya'da ben şeyden gittim bak. Yamalık Ceket'ten gittim. Biz burada köyde hanen saman çekerdik, ot çekerdik. Harmanlarda koyun otladırdık. Almanya'ya vardık. Alman geldi böyle sırtımı gitti. Bu ne dedi? Dedim yamalıklı elbise tamam da. Oraya hemen gittiyiz Alman. Bir tane ceket almış gelmiş. Onu çıkarttı. Alman ana attı. Bana bir ceket verdi. İstanbul'a gittik oradan. Trene bindik. Trene vardık. Vardı ki biz ne? Biz sadece biz kendimizi biliyoruz. Vardı ki belki 3-4 bin kişi var orada. Ya Almanya sadece adını duyuyor. Bilemiyor. Trene bindirdiler kompartımanı. Bizi Almanya'nın girişinde bir Münih şehri diye bir yer var. Orada Münih'te bizi indirdiler. Orada davulla zurnayla bizi karşıladılar. Bizim gideceğimiz yer de Almanya'nın orta yeri. Oradan biz de o fabrikanın ileri gelen memuru bizim ismimizi okuyarak bir fabrikaya gidiyor ya. Orada bizi ismimizi okuyarak ayırdılar. Bizi tuttular başka bir tren attılar biliyor musun? Oradan başka trene bindik. O trenin içinde bizi götüren firmanın müdürleri falan varmış. Onlar bizi götürdüler. Gittik oraya bir haim diye bir yeri var. 15-20 katlı. Kocaman bir haime attılar bizi. O zaman Konun Radyosu diye bir radyo vardı Konun Radyosu'nda. Turhan Dikkaya isminde spikeriydi. Onun hanımı da bizim orada bizim kaldığımız hayimde tercümanmış. O kadın geldi. Orada bizi yani hani Almanca'yı iyi biliyor. Bizleri oraya buraya yerleştirdi. Anlattı yani nasıl olacağını, nasıl edeceğini. Bizim inip bineceğimiz otobüsleri tarif etti. Biz yine de bilemiyor biliyor musun? Bizi iki gün götürdüler de işe. Ondan sonra ben hayimden çıkarken bir Alman öğrendim biliyor musun? Bu da aynı yere gidiyor. İki defa aktarma yapardık büyük şehirde. Adam inerse ben de iniyordum. Onun bindiği yere ben de bindim. Böyle alıştık. Hayimin altında bir yer var. Kazino gibi bir yer. Orada televizyon var. Ondan sonra radyo da var. Türkiye'yi çekiyor. Oraya da baktık. Herkes yemeğini yiyen, yatan, uyumayan aşağı iniyordu. Televizyon salonu vardı. Orada herkes orada kağıdını oynuyordu, eğleniyordu. Televizyona bakıyordu, radyo dinliyordu. Orası öyleydi yani. O zaman telefon yok. Mektup yazıyorum. Hemen varı var mağazı dedim ki hani bir yoklama yapayım dedim. Avradı isteyeceğim bayağı. Aklımda avradım neyim yok var diyemek de o zaman terbiye vardı. Oradan bizim mahallemizin hepsi de ayağa kalktılar ki Almanya'ya avrat mı gidermiş? Hani ya mesela orası bitmeye götürüyorsun avradı diyorlar biliyor musun? Öyle kaldım. 11 sene bekar kaldım Almanya'da. 11 sene sonra avradı götürdük. 73'te kızı gelin ettim. O zaman kızın gitmesini belki uygun görmüyorlardı millet. Ben de görmüyordum da hele bilhassa bu çağımızın adamları oraya avrat gitmez de kız da mı gidermiş ya?
dedilerdi. Kız orada oruçlu dediler. Zaten Avrupa hep oruçlu da. Almancıların karıları zaten hep oruçlu. Biliyor musun onları? Belki duymuşsundur. Her Almancının karısı oruçlu. Çünkü bizim buranın adamlarının lafı bu, biliyor musun? Belki Ankara'da ne de böyle laf yok da. Keşke kızı da götürseymişim. Kızı alelacele erkenden düğün ettik. 73'te de Avrupa'da aldım gittim yani. Hala daha pişmanım. Keşke kızı da götürseydim. Bana göre bir şey değil de Avrupa'nın karı kısmısı kızlarına dayanamazlar. Karı iki de diyor kızım deyip diyor. Yaf yaf yanıyor. Huzurumuz kaçık yani ha. İşin çalışıyor mu sen? Nasıl çalıştırayım Avrupa'da? Avrupa çalışsaydı temel vuruklu olurdu. Ha ana Avrupa çalışmak derlerdi. Vallahi bile derlerdi. Bak sana da söyleyeyim buna. En ilkin gittiğim yer Almanya'nın Köln şehrine gittim ben. Ford fabrikasına. Orada tabii kontratlı olarak gittik bir seneliğine. Orada bir sene sonra orayı bozdum. Başka şehre gittim. Düsseldorf'ta bir yere gittim. Zaten yakın. Araları yakın. Almanların şehri birbirlerine çok yakın. 30 kilometre. Bilemedin en fazla 50 kilometre. Orada çalıştım 10 sene. Ondan sonra tuttum. Bizim köylüle bir arkadaşım vardı. Heidelberg diye bir yer. Mannheim'e yakın Heidelberg. Orada çalışıyormuş. Geldi ondan konuştuk. Bizim orada iyi iş var dedi. Parası iyi falan dedi. Orayı bıraktım. Heidelberg'e gittim. Heidelberg'e gidince 1973'te bu 73'te oluyor. Oraya varınca orada bir ev tuttum. Avrupa'da aldım gittim. Hala da oradayım. İlk gittiğimde araba parçaları yapardım. Böyle dişli demirler. Arabanın içinde dişli demirler var ya. Onları yapardım. Hep onu yaptık. Ford fabrikası. Araba çıkarıyordu araba. 8 saat. Onu yapardım. Öteki adam da mesela şimdi başkaları da aynı işi. Yani şimdi bant getiriyor kapıyı. Kapının kolunu takıyor birisi biliyor musun? Aynı iş. Öyle o işten o şey yok. Havalı anahtarından kapı geliyor. Araba böyle durmuyor. Bantın üstünde böyle araba yürüyor. Herkes oraya oturmuş. O gelen kapının sen amirsine görev vermiş. Sen sağ kapının anahtarını takacaksın. Bu kadar. Senin bir görevin o. Benimki ona benzemezdi. Benimki de makine çalışıyordu. Dişli üretiyordu. Benimki yine onlara bakarak zordu ama onlara bakarak kolaydı. İşten ayrılabiliyordum. Oradan gidebiliyordum. Onlar yanına adam olmazsa tuvalete dahi gidemezlerdi. Onlarınki öyleydi. Benimki yine kendi işimdi. Böyle çalıştık. İşte orada uğraştık. Bir sene orada kalınca bizim köylüler falanca yerdeymiş dediler. Oradan ben çıktım. O zaman iş çoğaldı. Nereye varsan iş buluyorduk. Gittik oradan yakın bir yere 35 kilometre bir yere girdik. Grup diye bir yere. Orada boru yapıyorlar. Boru. Boru da yani doğru demir boru. Arabayla içine hatta kamyonla içine giren. Öyle boru da var. Silah namlusu da var. Öyle bir boru yapıyor yani. Orada çalıştık. Bir iki senede. Ondan sonra tekrar oradan çıktım. Başka yere girdim. Aynı yerde halı fabrikasına. O halı fabrikasında hep birleştik bizim köylüler. 19 kişide o zaman birleştik. Herkes bir yerde çalışıyordu. 19 tane löklü, cümertesi, pazar. Orada eleştirdik yani. Ben halı fabrikasında dezgahtarıydım biliyor musun? Halı böyle yum didiyor. Ben de bunun benim emrimon tayır var. O da benim şeyim yardımcım ya. O hiçbir şeye karışmıyor. Ben mağazası hani şap 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 vuruyorum böyle lastiğe. O da sigara etme gitti ya. Onu diliksiz derdim. Gelirdi bana kızarmış. Lan gavur senin yaptığını yapmaz derilmiş biliyor musun? O da öyle geçti. Yaptığım iş. Ya zaten işi biz yapmıyor ki. Adamlar orada makinelerin ayarcılar neyi var biliyor musun? Makineye zaten devam ölçüyor. O ölçü olmazsa hemen o başındaki adama çağırıyorum. Bu diyorum ölçü olmuyor diyorum. O gelip ayarlıyor. Sonra tabii biz de ayarladık. Almancayı ilk gittiğimde madende öğrendim, madende. Ben madende de çalıştım. Yer altında çalıştım bak 1100 metre altında. Üst katıydı. O 1100 metre yerin altı sıcak. Orta kat 350 metre yerin altı bile serin olur. Böyle bile çalıştık da. Maden ocaklarında şimdi bu papatya çayı var ya. Papatya çayı aynı böyle çeşmelerde papatyayı akar. Su yerine o akar. Herkes matrasına doldurur onu götürür sağlık olarak. İşte ben bu madende bunları istek yaptım. Ben kardeşim Hacı'yı, bu Mustafa Emmi'yi Ergül'ü istek yaptım gelemediler. Ben madene onların için girdim. Gözlerine dursun hali inkar ediyorlarsa. Onu da söyleyeyim de. Onlar da gelsin dedim ya. Onlar da gelsin dedim ya. Almanya iyi gelsinler dedim. Bunların için girdim yer altına. Ben değişikliği ben orada gördüm insanlığımı. Orada dürüstlüğü gördüm bak. Ben kendi köyümde, kendi evimde biz kalabalık aileydik. 30 kişi vardık bir ev içinde. Banyo yaptığımı, yıkandığımı bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ama oraya gidince her şey, işte banyosu var. İnsanlar mesela insanlar dürüst. Kimsenin beni kandırdığında hiç düşünemiyorum da olmadı da yani. Buradan daha iyi geldi bana oranın yaşantısı. Ben oraya dürüst olarak gördüm. Hala da dürüst biliyorum bak. Orada şimdi Almanya'dan gelsem burada 20 sene geçse 10 kuruşun kalsa kağıt geliyor ki burada 10 kuruşun var diye. Burada öyle bir şey göremiyorum ben. Ben Almanya'ya gideli tam 47 sene oldu. 35 sene çalıştım orada. Aslında bir de emek olduğumdan değil. Fabrika kapandı. Şimdi Almanya eski gibi değil. Büyük fabrikalar küçük fabrikaları yiyip bitiriyor. Bizim fabrikamız da 2000 kişilik fabrikaydı. Kapandı fabrika. Bize de bir miktar para verdiler. Emek 4 lira. Erken emeklilik ama. 5-10 kuruş da elimize geçti. Oranın yaşantısıyla ve onların verdiği parayla orada fevkale az veya çok iyi geçiniyor yani. Kimseye muhtaç olmuyor. Boş zamanlarımı soruyorsan burada bir bahçem var. Bir dönüm bahçem var. İçinde 3 göz evi var. Neredeyse 50 metrekare. O da ahşap ev. Kendim yaptım. İki tane gözde sobaları var. Kış ya tüm bahçedeyiz. Bütün ailemiz hep oraya birikirik. Bahçede çok güzel. Kirazı var, elması var, eriği var. Öyle yaşıyor. Daha hala da oradayım.
Tabii mutlaka süslenirdik yani. Renkli horoz gibi telek, benim fotelim vardı, telağı vardı. Her gece ben sevgiyle geliyordum biliyor musun? Ahşı falan diye bir görsem de sevsem diyordum bak. Hani gurbette adamlar, buranın en kötü insanları, kötü insan yok da en sevmediği, konuşmadığı insanı, böyle insanlar bile çok yakın geliyor insana. Buraya geliyorum, bakıyorum ki o umduğumu bulamıyordum yani. Peki durumunu olduğu gibi anlatıyordun, daha mı iyi anlatıyordun olduğundan? Daha çok anlatıyordum yani. O uçağa binmeleri, inmeleri, oranın üzümü mesela, Necmen mi vardı, Şevket'e mi vardı? Oranın üzümü nasıl diye sorardı. Şevket'e mi, oranın üzümünü dedim, ağzına sığma, bıçağına keseceğim derdim. Vay anasını vay, sayı mı lan derdi. Böyleydi biliyor musun? Tabi apardırdım. Uçak mı rahat, tiyare mi rahat derlerdi. Ben uçağına geldim derdim. Allah Allah, tiyareden varmış ya derlerdi. Anla bak, uçak tiyareye, başka adamlar biner derlerdik. Şimdi herkes biniyor. Tamam. Şimdi ben Almanya'ya giderken bir hayal ettik. Ama bu da Östel hayal vardı ya. Oraya dedim, Almanya'ya gideyim, para çok diyorlar dediler. Bir 10 bin lira para kazanayım, gelirim burada dedim. İri zeminin oraya bir tane tezgah kurarım, düğen dişlerim. Bir de tüken açarım dedim, sakız satarım dedim. Karalara şey satarım, Yemen'e dedim. Böyle hayalden gittik. Ama onun gibi kaç çeşit bal kazandık da hala da oradayız. Hayal bitmez hayal. Sen mesela bir hayalin olmasa, bir kolaylık bir düşünmesen, İstanbul'da, Ankara'da ne işin var? O kalabalık şehri, yaşanmaz şehri nasıl çekiyor? Demek bir hayali var. Herkes istiyor köyünde kalmayı. Ama bir hayal. O kadar kazanıyor, ediyor, huzurlu buluyor. Oğlunu, kızını everiyor. Yine de hayaline gitsemiyor ha. Emekli olayım, köye gireceğim diyor. Bir şekilde köye gelmek de kolay olmuyor. Oğlu kızı yanına gelmiyor, karısı gelmiyor. Adam burada kafayı bozuyor diyorlar. Böylece perin perişan kalıyor böyle. Orada dünyanın her türlü insanı var bak. Dünyanın her memleketinden insanlar var. Afrika, Avrupa, Asya, bütün Japon'dan al da herkes var. Bizim Türklerin barışık olduğu insanlar, samimi olduğu insanlar, düğünde, bayramda, oyunları beraber Yunanlarla çok bağdaşırlar. Halbuki devletler arasında Yunan bizim düşmanımız sayılıyor. Almanya'da en iyi Türklerin anlaşabildiği, sevdiğimiz komşumuz Yunanlar. İkincisi de İspanyollarla iyi yaklaşıyoruz. Gerileri de işte öyle orta şekerli yani. Başka bir kimseyle öyle bir şeyi yok yani. Portekizler, İtalyanları bir şey yapmak da hele bu İngilizlerin neyi? Buradaki mesela benim gibi burada kalanlar para için kaldı dediler. Halbuki öyle değil. O zaman para verdiler biliyor musun? Türkiye'ye dönenlere 10 bin mark verdiler. Parayı gören geldi. Bunlar da yani gelenler de bilsinler yani. Bir de Türkiye'ye gelmek için yol parası verdiler. Hep para için geldiler. Asıl para için gelenler onlar. Asıl ihtiyacın varsa gelsin söylesin ha. Şöyle parayı gösterdiler 10 bin markı. Eğer giderseniz bu 10 bin markı sizin olacak. Yoksa kurban ederim dediler. Almanlar gösterince 10 bin lirayı alan geldi. Parayı seven onlar yani. Onlar da bana diyorlar. Parayı seviyor diye. Şimdi kim parayı sevmiş oluyor? Paranın yanında hasretlik de var mıydı acaba? Ya, ellerine etken. Olmaz olur mu hasretlik? Herkes karısının kızının için ölüyorlardı, geberiyorlardı. Geldiler şimdi eyvah diyorlar. Şimdi dillerine diyorlar. Ne bok yedin de geldim diyorlar. Hele Şekil Emin vardı. Saniye diye Türk'ü çağırarak geldiler. Geldi ya şimdi ne oldu? Hiç. Keşke sevmeseydim diyorlar. Bir kere sevdim, bin pişman oldum diyor şimdi adam. Onu da diyor yani, demiyor değil. Dağlar dağladı beni. Gören ağladı beni, ayırdı zalim felek, derde bağladı beni. Ayırdı zalim felek, derde bağladı beni. Oynanıyor, oluyor, gülelinde soluyor. Her dertlere dert demem de bu dert beni alıyor. Yeter. Sağ ol.